Adım Osman Kaplan, 1977 Ankara doğumluyum. 41 yaşındayım. Uzun yıllar kamyon şoförlüğü yaptım. Kamyon şoförlüğü yaparken gittiğim şehirler arası yollardaki ağaçlara kuş yuvaları asarak başladım. Oradaki kuşların çok az sığınacak bir yer olduklarını gördüm. Daha sonrasında da onlar için kuş yemlikleri astım. Ondan sonra şehirler arası ücretsiz pet nakil yaptım. Ya böyle sahiplenilen o canlıları ya da ameliyat olması için, o tedavi olması için o gönderilmesi gereken o canlıları ücretsiz olarak onların naklini sağladım. Daha sonrasında da kamyon şoförlüğünü bıraktım ve Ankara'da bir ağaç atölyesi açtım. Ağaçlardan aksesuarlar, ev eşyaları yapıyorum. Hem hayvan severim ama aynı zamanda da imkanı olmayan ailelerin o çocuklarına da yardım ediyoruz. Özellikle engelli çocuklara daha çok ilgi göstermeye çalışıyorum. Çünkü onlar için daha çok ilgi gerekli. Sanayi bölgesinde özellikle ve de öteki bölgelerde o sokak hayvanlar için işte beslemeler yapıyoruz. Onların eğer ki bir tedavileri gerekiyorsa onlar yapıyoruz. Eğer yaralılarsa onları tedavi ettiriyoruz. Onlara daha güzel bir bakım alanı kurmaya çalışıyoruz. Özellikle kış geldiği zaman onları o kulübeler yapıyoruz. İlkokuldan itibaren sınıfta ya da okulda engelli bir arkadaşımız varsa hep onunla ben arkadaş olurdum. Çünkü biraz çocuklar acımasız olur. İşte o yüzden o dalga geçerlerdi. Ben de hep onlarla gezerdim. Onlarla arkadaş olurdum. Ya da kim zayıfsa, kim öteki çocuklardan o sopa yiyorsa ben ondan yana olurdum. Hani o zamandan başlayan bir şey ama bunun geneli tabii anne babadır. Anne baba her zaman için bize bir vicdanlı olmayı öğretti. Eğer ki ya sokakta, yağmur altında, kar altında bir kedi köpek varsa al eve getir işte demiştir. Ben her bulduğum eve götürmüşümdür. Annem babam onları kurutmuştur. Eğer yaralılarsa onlara nasıl bakacağımı anlatmışlardır. Ondan sonra ne zaman mahallemizde veyahut da üst mahallede, alt mahallede imkanı olmayan aile varsa annem evde bir yemek yapardı, onlara gönderirdi. O şekilde eğitildik. Yani her zaman için bir vicdanlı evlat olmak için, vicdanlı bir insan olmak için eğitildim. Ve o şekilde de devam ediyorum. Eğer ki bizlerin desteği olmazsa, biz su vermezsek, biz mama vermezsek onların şu anda bir şey içinde yaşamada imkansız. İşte o yüzden onlara çok fazla bir destek vermemiz lazım. Onun haricinde imkanı olmayan özellikle engelli evladı olan ailelere de daha ilgi göstermek gerektiğini öğrendim. Ama onlara asla acımamayı da öğrendim. Çünkü acınacak öyle hiçbir şey yok. Ama destek olmamız lazım. Manevi olarak yani özellikle benim böyle her zaman gittiğim 2-3 tane ailem var. Verecek bir şeyimiz yoksa bir gıdamız, bir elbisemiz giderim o çocuklarla oynarım, güleriz, eğleniriz. Onlar beni gıdıklar. Ben onları gıdıklarım. Böyle bir 5-10 dakika böyle bir zaman geçiririz. Ondan sonra oradan çıkarım ama söylediğim gibi acımıyoruz. Acınacak çünkü hiçbir yerleri yok. Çünkü çok hissederler. Hem aileleri hissediyor hem onlar hissediyor. Ama onlar şunu hissetmeleri lazım. Yanlarındayız. Onları biz koruyoruz. Bu onlar için çok çok önemli. Son aylarda o terminal civarındaki o evsizlerle ilgilenmeye işte başladım. Hiç kimse kendi keyfinden gidip orada kalmaz. Bir bankın üstünde
şey yapmaz, uyumaz. Hepsinin bir yanı hayat hikayesi var. Oğlu tarafından dışarı atılan var, kızı tarafından ya dışarı atılan var, uyuşturucu alıştırılan var, engelli olduğu için evden atılan evlatlar var, cinsel tacize uğrayan kişiler var. %60'ının biraz bir sıkıntısı var. Onları daha rahatlatmak için ben kitap dağıtmaya başladım. Hani okuyun, bir hafta sonra getirin bana anlatın, işte öyle bir hak konuşalım diye. Ondan sonra bazı doktor arkadaşlarımız da biz destek alacağız. Onları ya tedavi edip iş yerlerimizde iş vereceğiz inşallah. Oradan artık çekip kurtaracağız. Kurtarmaya ya da çalışacağız. Ben tek başımayım ama bana hep dostlarım, arkadaşlarım da işte destek veriyor. Şöyle, ben haftanın iki gününün masrafını ben kendim karşılıyorum. Atölyemde ben işte kazanıyorum, ben karşılıyorum. Ama öteki günlere benim gücüm yetmiyor. Ama arkadaşlarım işte karşılıyor. Mesela bugün ve de yarın bir tane arkadaşım evde yapıp getirecek o sandviçleri. Ertesi gün bir başka arkadaşım evde yapıp işte getirecek. Bu şekilde bizim böyle bir yardımlaşmamız lazım ki ancak bir şeyler işte yapabilirim. Yani yoksa tek başına olabilecek öyle bir iş değil. Yani en azından manevi destekler çok önemli. Her şehirden muhakkak beni arayanlar oluyor. Ya imkanı olmayan bir aile için arıyorlar ya da bir sokak hayvanı için arıyorlar. Ya bizim mamaya ihtiyacımız var diyorlar ya da bir kulübe ihtiyacımız var diyorlar. Çünkü ben her yıl aynı zamanda da ücretsiz ben işte hem kedi hem de köpek kulübeleri yapıyorum. Her türlü şey için arıyorlar. Bazı konularda bizden bir yardım istiyorlar. Elimizden geldiği kadarıyla biz de hiçbirisini bir cevapsız bırakmaya çalışıyoruz. Kimse bir sokak hayvanını sevmek zorunda değil ama kimsenin de bir zarar vermeye hakkı yoktur. Onu özellikle işte belirtelim. Kimse kimseyi de bir sevmek zorunda değil ama ötelemek ya da bir dışlamak zorunda değil. Biz özellikle bir sokak hayvanlarına çok özen gösterilmesini istiyoruz. Çok basit. Evinde yediğin o yemekten bir parçayı bırak ya da bir su bırak en güzeli. Sevmiyorsan hiç dokunma, bir zarar verme. Ya da bir evsizi aşağılama ya da bir zihinsel engelli, bedensel engelli bir çocuk gördüğümüz zaman da vah vah tüh yazık tüh Allah size sabır versin diye annesine babasına acıyarak bakmamak lazım. Çünkü yaşam sadece gezmek, tozmak, yemek yiyip içmek değildir. Başka canlıları da daha bir düşünmek, onları anlamak lazım.